Herkese merhaba, ben Cansu, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bornozla, duştan çıkmış bir şekilde, böyle şu anki gördüğünüz halimle karşınızdayım. Yüzümde hiç makyaj yok tabii ki, duştan yeni çıktım. Yani cilt temizliği için çok uygun bir zamandayım şu anda. Çünkü cildim tamamen yumuşadı, gözeneklerim açıldı. Ben de uzun zamandır bir ürünü çok denemek istiyordum. Ve kendi kendime dedim ki kanalda uzun süredir video koymuyorum. Neden bunu denerken takipçilerimle sizlerle paylaşmayayım dedim. Bim'de satılan siyah nokta bantları. Bunlar Ritual'de Beauty diye geçiyor. Bilmiyorum tam olarak nasıl okunuyor. İçinde 6 adet burun bandı var. Siyah nokta ve kir temizleyici diye geçiyor. Cildinizi siyah nokta ve kirden arındırır. Aloe vera etkisiyle cildinizi rahatlatır demişler. Bakalım nasıl olacak. Ben bunu nasıl denemeye karar verdim? Siyah noktalarımdan kurtulmak için çok fazla yöntem deniyorum. Ama her zaman içinde siyah nokta bantları benim siyah nokta temizleme rutinimin içine dahil oluyorlar. Bugüne kadar neredeyse bütün markaları siyah nokta bantlarını denedim ama içlerinde en çok Nivea'yı beğenmiştim. Ve ısrarla onu kullanıyordum her siyah nokta temizlemek istediğimde. Bu siyah nokta bantlarını da birçok işte blogger arkadaşımla görüp çok memnun kaldıklarını duyup çok merak etmiştim. Bu arada ürünün fiyatı 4 lira. Eğer ben bundan memnun kalırsam ve sürekli siyah nokta temizleme rutinime dahil edersem benim için hem çok hesaplı hem de çok güzel olacak. Ben zaten gördüğünüz gibi duştan çıktığım için gözeneklerim tamamıyla açık durumda. Tabii ki tonik, krem vesaire hiçbir şey uygulamadım. Direkt o haliyle şimdi siyah nokta bandını uygulayacağım. Bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Şimdilikle deneyeceğiz. Bandı bunun içinden çıkarıyorum. Şöyle bir jelatinin üzerinde bu şekilde, burun şeklinde zaten burnunuzun tamamını kaplıyor. Ben şimdi burada video çektiğim için bunun için süngerden ve kaseye doldurduğum sudan faydalanacağım. İyice böyle burnumu ıslatıyorum. Her yerim ıslandı zaten. Burnunuzda yapıştırdığınız zaman suyla etkileşime geçiyor. Burnunuzu iyice böyle ıslatmanız gerekiyor. Ama bir önemli nokta daha var. Burnunuzu ıslattıktan sonra elinizin kuru olması gerekiyor. O yüzden böyle elimi peçete iyice kuruluyorum. Bandı çıkarıyorum. Köşeden böyle çıkardım. Şimdi kamera birazcık uzak ama ben kameraya bakarak yapıştıracağım. Evet. Böyle elimle de üzerinden böyle iyice yapışmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi siyah nokta bandımızı taktık. Şimdi bant siyah noktalarla etkileşime geçerken bandı kurumasını bekleyeceğim. Kutunun arkasında en iyi sonucu almak için bandı 10-15 dakika iyice kuruncaya kadar bırakın yazmış. Ben garanti olsun diye 20 dakika kadar bekleyeceğim. Sonra görüşürüz. Üstündeki bu burun bandı kupkuru oldu. Ama ben korkuyorum bu burun bandını çıkarmak için. Çünkü normalde ne zaman böyle bir şey yapıştırsam çıkarırken gözlerim yaşarıyor. Şimdi şuradan köşesinden tutuyorum böyle birazcık. Şöyle ucundan. Yavaş yavaş hiç acele etmeden çıkaracağım. Bakalım nasıl olacak. Çıkarıyorum. Ve çıktığını hissediyorum şu anda siyah noktaların. Ben şöyle çıkarıyorum. Şimdi buradan yereye kadar çıkardıktan sonra şu köşesinden de tutuyorum birazcık. Ondan sonra buradan da çekiyorum. Of, bayağı çıktı bence. Sonra en son bu ortası kalıyor. Bu ortası için de şöyle yukarıdan aşağı doğru. Çekiyorum. Burnumun halini görüyorsunuz zaten. Kıpkırmızı oldu. Bunun halini görmek istiyor musunuz bilmiyorum. Gerçekten onu düşündüm ama karar veremedim. Bunu yakından göstereyim mi göstermeyeyim mi çok emin değilim. Şu anda şu bandın üzerine baktığım zaman sayamayacağım kadar fazla siyah nokta görüyorum. Yakından kameraya gösterdim. Eğer belli olursa ya da çok iğrenç bir görüntü
Değilse eğer ki buraya koyacağım yan tarafa, görün siz de fikriniz olsun diye. Ama gerçekten burnumu burada bıraktım diyebilirim. Fiyatına göre gerçekten çok 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 iyi bir sonuca ulaştırdı beni. O yüzden zannediyorum bundan sonra Nivea'nınkileri değil, Bimin burun maklarını kullanırım. Bimin'de ne kadar güzel şey var bu arada. Ne varsa Bimin'den çıkıyor. Ben bilmiyorum, son zamanlarda bir sürü gördüm işte Bimin makyaj malzemeleri, Bimin şusu, Bimin busu falan diye. Bimin yani. Nivea ile kıyaslamam gerekirse Nivea'nın içinde kaç tane vardı tam olarak hatırlamıyorum, yanlış olmasın ama Nivea'nın içinde zannediyorum 3 ya da 4 tane burun bandı vardı. Bir çene için, bir de şu alnın şu kısmı için üçgen şeklinde vardı. Onlar bir jiletinde böyle 2 tane oluyordu. Ve ben onları hiç kullanmıyordum. Bu çene bölgeme ve bu kısma hiç kullanmıyorum çünkü. Aslında çene bölgemde siyah nokta var ama onu bir kere kullanmıştım. Çenemde sivilce çıkmıştı, böyle minik minik sivilceler çıkmıştı. O yüzden ondan sonra bir daha hiç kullanmadım. Neden Nivea ile karşılaştırıyorsun diye soracak olursanız da, çünkü ben bundan önce, yani şu andan önce her zaman Nivea'nınkini kullanıyordum. En çok onu seviyordum çünkü. Ama şu anda Nivea düşüşte, Bim yükselişte benim için. Bundan çıkan şeyleri paylaşmak istemedim, rahatsız olan insanlar olabilir diye. Ama eğer beni Snapchat'te takip ediyorsanız her şeye rastlayabilirsiniz. Burada biraz daha dikkat ediyorum paylaştığım şeylere ama Snapchat'te tamamıyla yaptığım her şeyi, bütün bakımları, işte bütün makyajları paylaşıyorum. O yüzden Snapchat hesabımı ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bu tarz ilk izlenim videoları yapmamı istiyorsanız aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Ben de böyle ilk defa deneyeceğim çok enteresan ya da böyle şu anda almış yürümüş ürünleri sizinle birlikte denerim. Eğlenceli olur diye düşünüyorum. Eğer istiyorsanız aşağıya yorum bırakmayı ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.